Şimdi de sınırlarımızın ötesinde neler olup bittiğine bakacağız. Fransa terör örgütlerine yönelik skandal eylemlerine devam ediyor. Fransız Senatosu'nun düzenlediği resepsiyonda terör örgütünün sözde komutanlarının ödüllendirilmesine Türkiye'den tepki geldi. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Eylem şiddetle kınandı. Terör örgütünün uluslararası meşruiyet kazanma çabalarına prim verilmemesi gerekliliği de vurgulandı. Yine Fransa yine terör örgütüne destek. Fransa'nın terör örgütlerine yönelik tutumu tepki çekmeye devam ediyor. Fransa'da terör örgütü PKK-YPG mensupları Senato'da ağırlandı. Üstelik onur madalyasıyla ödüllendirildi. Türkiye skandala anında tepki verdi. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Hervé Magro Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Olayın Türkiye tarafından kabul edilemez olduğu ve kuvvetle kınandığı net bir dille ifade edildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre PKK, PYD, YPG ve sözde SDG'nin Türkiye ve Suriyelilere yönelik saldırılarına bölgedeki ayrılıkçı ve istikrar bozucu faaliyetlerine dikkat çekildi. Fransa'ya terör örgütlerinin uluslararası arenadaki meşruiyet kazanma faaliyetlerine prim vermemesi gerektiği vurgulandı. Fransa'nın hem Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını desteklemesi hem de müttefiklik ruhuna uygun davranması gerektiği iletildi. Fransa'nın skandal adımına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de çok sert tepki geldi. E, farkındayız. Teröristlerin Senato'da ağırlanmasının Fransa adına utanç verici olduğunu belirten Çelik, PKK yandaşlarının Fransa'da düzenlediği şiddet eylemlerini hatırlattı. Fransız demokrasisine saldıranların ödüllendirilmesi hukukun ve demokratik değerlerin ayaklar altına alınmasıdır dedi.